Ağustos ayının başında Ağustos'un sıkıntılı geçeceğini söylemiştim. Hakikaten de öyle oldu. S&P %2'ye yakın düşmüş durumda. Gerçi ayın sonuna doğru güzel toparlandık. Geçen hafta epey pozitif geçti ama yine de ay beklediğimiz gibi eksi geçti. Umduğumdan biraz daha iyiydi. Allah için bir an %5 civarına kadar gerileme bekliyordum. S&P 500'de %2'lerle ayı atlattık. Şimdi Eylül'e geldik. Eylül aslında daha sıkıntılı bir ay. Geneksel olarak baktığımızda ve tarih bize Eylül'de başımıza çok kötü şeylerin gelebildiğini gösteriyor. Borsa'da sert etkileyen mesela meşhur 11 Eylül İkiz Koreler saldırısı yine meşhur Lehman Brothers'ın 2007'de batışı ve daha sonrasında başlayan dev 2008 finansal krizi. Bunlar hep Eylül ayına denk gelmişler. Ortalamasına baktığımızda endeks yaratıldığından beri Dow Jones Eylül ayında ortalama %1.1 düşmüş. Olsa aylık ortalama yükseliş Dow Jones'a %0.8 civarında. Yine aynı şekilde S&P 500'e baktığımızda da eksi 1.1. 1928'de den beri Eylül ayı performansı oldukça can sıkıcı. Peki Eylül ayında zaman zaman böyle facia olaylar oluyor da yıllara yayılan bu ortalama düşüşün sebebini çok ilginç bir araştırmaya denk geldim. Mesela insan psikolojisiyle ilgiliymiş. Biliyorsunuz biz insanoğlu yaza girerken daha kendimizi mutlu hissediyoruz. Nisan, Mayıs ayları, gevşer gönül yayları. Eminim bu sözü duyan var. Neden? Çünkü o zorlu kış aylarını atlatmış oluyoruz. Dünyanın her yerinde bahara giriş çeşitli festivallerle kutlanır. Bizde de örnekleri var. Kışa girerken ise insanoğlu tabii korkuyor, ürküyor çünkü zorlu kış şartlarına giriyoruz. Bunların da herhalde toplumsal hafızada bir yeri var. İşte buna ne diyorlar biliyor musunuz? Buna Seasonal affective Disorder. Sad. Sad üzgün de demek aynı zamanda. Sezonsal düşünme bozukluğu denebilir herhalde. Ve Eylül ayına girerken insan olduğunun daha karamsar olmaya meyilli olduğu ortaya çıkıyor. Peki bu karamsarlık borsayı etkiliyor mu? Evet etkiliyormuş. Seasonal Asset Allocation Evidence from Mutual Fund Flows adlı bir araştırmada mevsimsel geçişlerle fon yöneticileri davranışları arasında ilişki var mı onu araştırmış ve evet ilişki var gibi gözüküyor. Ortalama olarak Eylül ayında 13 milyar dolar civarında hisse senedi piyasalarından para çekiyor fon yöneticileri ve başka yerlere aktarıyorlar. Nereye mi aktarıyorlar? İşte burada benim sevgili altın meraklısı takipçilerim sevinecek altına aktarıyorlar. Muhtemelen bunun kendini biraz güvende hissetmekle ilgisi var. Bir de Hindistan'da bir festival var. Ekim-Kasım ayında Diwali Festivali. Festival of Lights yani ışıklar festival diye geçiyor. Orada insanlar birbirine bolca altın hediye ediyor anladığım kadarıyla. Bundan dolayı Eylül ayında altına olan talep de artıyor. Altına yarayan bir aydayız. Bunu da yatırımcılara söylemekte fayda var. Ama şimdi Nasdaq ve S&P 500 yatırımcıları olarak hemen enseyi karartmaya gerek yok. Çünkü pek çok nüans var bu verinin içerisinde. Mesela buldum enteresan konulardan bir tanesi. Bu benim de üyesi olduğum Fundstrat'ın sunduğu bir veri. Eğer Ağustos ayında pazar düşüşteyse ki baktığımız 1950 yılından beri 33 kez Ağustos'u düşüşle geçirmişiz. Bu durumda borsa Eylül ayında sadece eksi 0.1 civarında düşüyor. Yıl sonuna kadar da %3.8 pozitifle tamamlıyoruz. Burası iyi çünkü biz ne yaptık Ağustos'ta düştük. Oysa Ağustos ayında yükseliş varsa borsadaki düşüş sertleşiyor. Eylül ayında %0.6 düşüyoruz ve yıl sonuna kadar yükseliş %3.3 seviyesine iniyor. Böyle bir rasyomuz da var. Bu rasyoyu biraz daha detaylandırdığımızda ise çok ilginç bir durum çıkıyor ortaya. Ağustos ayına kadar yılbaşından beri %15'in üzerindeyse yükseliş, buna karşın Ağustos ayında düşüş varsa borsanın Eylül ayı ortalama performansı %3.3 pozitife dönüşüyor. Bu durumda 1 Eylül'den yıl sonuna kadar %7.9'luk pozitifte gitmemiz mümkün gibi gözüküyor. Bizim şu anda biçine bulunduğumuz mevcut durum tam olarak buraya uyuyor. Ağustos'a kadar %15'ten fazla yükseldi S&P 500. Ağustos ayında düştü. O durumda Eylül ayında %3.3'lük yükseliş beklemeliyiz. Tabi bunların garantisi kesinliği yok. Geçmiş veriye bakarak üretilen her şeyden Endişe etmekte fayda var. Her zaman beklenmedik sürprize olabilir. Ama diyor ki veri bize Eylül ayı genelde kötü bir aydır. İstisnası da bunun Ağustos'a kadar iyi yükselmişse S&P 500 Ağustos'ta da düzeltmesini yapmışsa Eylül ayı da tekrar yükselişe geçilebilir. Açıkçası benim inandığım senaryo da bu. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Ben aşağıda her ayın başında bir tahmin yürütmeye çalışıyorum. Eylül ayı için tahminim pozitif. Şimdiye kadar Şubat 2023 haricinde tahminlerim de genelde tuttu. Ve ben bu senaryonun gerçekleştiğini düşünüyorum. Tabii bunun temelde iki sebebi var benim gözümde. Wall Street Journal gazetecisi Nick Timmeraus, ...ki daha evvel bahsetmiştim kendisi adeta Fed'in sözcüsü gibidir... ...Fed ona veri sızdırır zaman zaman... ...entersam ve tweet attı ve Atlanta Fed üyesi Bostekin... ...eğer kirayı, enerjiyi ve gıdayı dışarı çıkarırsak bunlar çok oynaklar... Bunların dışında enflasyon şu anda Amerika'da yıllık %2.6 seviyesine gelmiş durumda. Ve FED hep ne diyor? Benim odaklandığım yer burası diyor. Bu da aslında bize yine FED'in faizleri yükseltme ihtimalinin Eylül ayı için sıfırlandığını gösteriyor. Eylül ayına enflasyon verisi gelecek yanılmıyorsam 13 Eylül'de ben çok düşük bekliyorum. Bununla ilgili daha detaylı geleneksel analiz videom daha sonra geliyor olacak. Öte yandan Amerika'da ekonominin yavaşlaması ile ilgili çok sayıda haber geliyor. İşsizlik de ilk defa %3.4'den %3.8'e tırmandı. Ciddi bir atlayış var. İş gücü piyasada kırılmayı görüyoruz. Üretim endekslerinde kırılmalar var. Bütün bunları bir yere koyunca Amerika'ya başlıyor. Yani Fed'in bu ay faizi artırmayacak kesin. Bir dahaki artış Kasım'da ben onu da pas geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Amerika yavaşlıyor ve Fed'in Bostik'i de buna bir sinyal çakmış aslında. Diyor ki zaten enflasyon da yavaşlıyor. Bu işte borsalara enerji verecek birinci önemli unsur bence. Fed'in ünlü Jackson Hole toplantısında Powell'ın açıklamalarından sonra Amerika'daki 10 yıllıklarda da faizler hızla gerilemeye devam etti. Arada tabii böyle ataklar var ama düşüş trendi devam ediyor. Ben bu trendin de ilerleyebileceğini ve %4'ün altına doğru gideceğimizi öngörüyorum. Bu da yine bizim hisse senedlerimize yarayacaktır. Neden aşağı doğru gidiyor? Çünkü enflasyonun düşmekte olduğunu, ekonominin yavaşlamakta olduğunu piyasa artık görüyor. Böyle bir durumda daha düşük faizlere razı oluyorlar. Eylül ayı ortalama eylüllerden neden daha iyi geçecek konusunda ikinci bir öngörümde şirket karlılıkları ilgili Bureau of Economic Analysis Amerika'da bir açıklama yaptı ve dedi ki ikinci çeyrekte baktığımızda Amerikan şirketlerinin toplamında karlılıkta %0.6 %65'lik gerileme var. S&P 500'de bu %2.9'u buluyor. Ama çeyrekten çeyreğe baktığımızda bu gerileme sadece %0.4 oranında S&P 500'de ve bundan dolayı ileriye doğru bakıldığında olumlu beklentiler var. Mesela Wall Street analistleri S&P 500'de 3. çeyrekte %0.1'lik bir düşüş daha geleceğini karlıklarda ama son çeyrekte %9.1 civarında bir kar artışı geleceğini söylüyorlar. Geçen yıl aynı döneme göre bu tabi muazzam bir rakam. Bu da yine hisse senetlerine yarayacak bir rakamdır. Bugünden yıl sonuna kadar beklenen yükselişin arkasındaki sebeplerden bir tanesi de bu. Bu durumda S&P 500'ün 4800'ü zorlayacağı düşünüyor ki ben de bu kanaatteyim. Yine son bilanço döneminde CEO'ların 4'te 3'ü önümüzdeki dönemlerde karlılık artacak. En kötüyü geride bıraktık dediler. Bunlar işte iki temel mesele benim önümüzdeki dönemde borsaların yükseleceğine dair olan inancımı güçlendiren ve Eylül'e de olumlu bakmamı sağlayan. Bu videoda haftaya bakışla aya bakışı birleştirmiş olduk doğal olarak ay başlarında böyle oluyor. Bugün borsalar kapalı The Labor Day'den dolayı Amerika'da ve Kanada'da. Yarın Amerika'da fabrika siparişleri verisi gelecek. Önemli bir veri ama hani borsada çok etkileyecek bir veri değil. Çarşamba günü morgıçlarda neler oluyor? Amerika'da konut pazarı çok tartışılıyordu. Morgıçlarla ilgili epey bir veri akışı var. Ve yine çarşamba günü önemli bir veri akışı. Hizmetler sektöründe acaba satın alma yöneticileri ne düşünüyor? ISM Services verileri geliyor. Üretimde biliyorsunuz 47 geldi. Yani ortalama aktivite 50 olması gerekiyor. Amerika'da ekonomi yavaş gittiğini gösteriyordu bu. Ama biliyoruz ki Amerika aslında bir hizmet ülkesi. O yüzden hizmetler sektöründe ne olduğu çok önemli. Orada pozitifiz 51'lerdeydik. Bakalım bu sefer ne gelecek? Biraz düşüş gelmesini istiyoruz aslına bakarsanız. Biz resesyona girmeden Amerika'nın yavaşlamasını istiyoruz ki FED bu faiz konusunda daha fazla zırvalamasın ve yumuşak iniş için önlem almaya başlasın. Perşembe günü işsizlik başvuruları geliyor ve benim için çok önemli bir veri olan tarım dışı verimlilik verisi geliyor. Ben bu veriye çok önem veriyorum. Ben çünkü verimlilikteki tırmanma sayesinde Amerikan ekonomisinin hem canlı gidebileceğini, büyümenin devam edebileceğini hem de enflasyonun doğmayacağını inanıyorum. O yüzden Perşembe günkü veri çok kritik. Borsalar benim kadar önem verir mi onu bilemiyorum. Toparlayacak olursak Eylül ayı genel olarak zor bir ay. Ama Ağustos ayı başındaki gibi bir uyarı yapmıyorum size bu sefer. Elbette yanılabilirim. Elbette yatırım tavsiyesi vermiyorum. Altı üstü bir YouTuber'ım ben. Ne bilirim ki? Ama Eylül ayının geleneksel Eylüllerden daha iyi olması için hem istatistik nedenler hani hatırlayın Ağustos'a kadar borsa yükseldi. Ağustos'ta düştü. Bu durumda aslında Eylül fena geçmeyebiliyor. Ve bir yandan da iki temel neden. Enflasyonun düşmeye devam ediyor olması. Bundan dolayı Fed'in faiz artışını pas geçme Hatta belki biraz yumuşak söylemler dile getirmesi ve son olarak da karlılıkların artmakta olması benim öngörümü destekleyen faktörler. Siz de düşünüyorsunuz? Çok çok merak ediyorum. Soru ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.